basın emekçileri. Soma'da 301 tane madencinin katledilmesinden sonra görünürde sorumlular olarak yargılanan işveren, genel müdür ve diğer yetkililer, mühendislerle birlikte yargılanan bu Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayı başından itibaren takip ettik, takip ediyoruz. Bu davada, Soma davasında nasıl karar verilirse verilsin, adaletli bir sonucun çıkacağına da inanmıyoruz. Çünkü oradaki katliamın bir de yargılanmayan, perde arkasında kalan sorumluları var. O sorumluların da yargılanması gerekir ki gerçek adalet tecelli etsin. Fakat devletin işi gücü bitmiş, Akhisar polisinin işi gücü bitmiş, o davaya gelenlerin nasıl yıldırabiliriz, nasıl ürkütebiliriz düşüncesiyle orada açılan pankartlara da bu sefer dava açmaya başladılar. Ve görüldüğü gibi Soma'nın katilinin bir sömürü düzeni olduğunu, bu sömürü düzeninin de değişen, dönem dönem değişen, sömürü ve soygun düzenlerinde dönem dönem değişen iktidarların olduğunu ifade eden bir pankartımıza da bu sefer de Cumhurbaşkanlığı hakaretten dava açıldı. Şimdi biz diyoruz ki bu dava ikinci duruşması, davanın ikinci duruşması, içeride yargıca da bunu söyledik. Burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi, açıkça anayasaya, şu anda yürürlükte bulunan anayasaya aykırı olan Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre yargılama yapmaktadır bu mahkeme. 299. madde bağımsız, tarafsız, siyaset üstü tüm siyasi kişi ve kurumlara eşit mesafede olan bir cumhurbaşkanlığı koruma altına almıştır. Onun saygınlığını koruma altına almıştır. Ama mevcut cumhurbaşkanına baktığımızda geçmişteki cumhurbaşkanı seçildikten sonraki anayasa ihlalleri bir kenara, en son yapmış olduğu hükümet darbesiyle birlikte, ki buna geçmiş devrik başbakan Ahmet Davutoğlu 2 saat görüşmenin sonucunda şunu demiştir: bu benim arzuladığım, istediğim bir sonuç değildi diyerek darbeyi aslında açıkça ikrar etmiştir, ilan etmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de hükümet darbeleri yapan, hükümetleri değiştiren ve siyasetin de tam da göbeğinde yer alan bir cumhurbaşkanı söz konusudur. Böyle bir cumhurbaşkanına hakaret unsurunu mahkemelerin araştırılması da yasal bir faaliyet değildir. İkincisi, biz bunu bu mahkemede bir önceki celsede de ayrıntılı bir şekilde dillendirmiştik. Talepte bulunduk, dilekçe verdik. 299. madde açıkça anayasaya aykırıdır. Bekletici mesele yapılsın. Siz bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurun dedik. Mahkeme o talebimizi kabul etmedi. Ama bu arada gelişmeler oldu. Gerçekten hukukun üstünlüğünü savunan, gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargı mekanizması oluşturmaya çalışan kendi mahkemesinde yargıçlar da ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Karşıyaka'da, İzmir Karşıyaka'da 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimidir ki o son kararnameyle birlikte ailesi, eşiyle birlikte de sürülen bir hakimdir. Bir de İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi 299. maddenin anayasaya aykırılığı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür. Yargılamaları bekletici neden yapmıştır. Bu talebimizi bu yeni gelişmeler ve emsal kararlar çerçevesinde bir kez daha mahkemenin önüne getirmemize rağmen mahkeme, Akhisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi bizim bu talebimizi ikinci kez
reddetmiş oldu. Biz mahkemeye de söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Şu pankartta Türk Dil Kurumu kurallarına göre, biz de Türkçe biliyoruz. Biz de üniversitede, lisede Türkçe okuduk. Dil bilgisi kurallarını okuduk. Bu pankartta Cumhurbaşkanına hakaret diye en ufak bir ibare, kelime, cümle, ifade yoktur. Madem bu iddiamızı siz kabul etmiyorsunuz, buyurun dil bilimcilerden oluşan bir bilirkişiye gönderelim dedik. Onu da kabul etmedi maalesef mahkeme. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu Adalet Bakanlığı'ndan gün gün Bir dakika, gün gün mahkemeye yazılar yazarak duruşmanın seyri hakkında bilgi alan bir Adalet Bakanlığı'nın vesayetinde olan mahkemeden maalesef adaletli bir sonuç, hakkaniyetli bir sonuç çıkacağını biz beklemiyoruz. Baskılar, yıldırımlar bizi yıldıramaz. Baskılar, davalar bizi yıldıramaz. Baskılar, davalar bizi yıldıramaz. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Bir konuya daha değinelim. Şu anda toplumun gündeminde olan, çok canlı bir gündem olarak tartışılan bir konu daha var. O da Cumhurbaşkanı yeterliliğine sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın diploma sorunudur. 4 yıllık üniversite mezunu olması gereken bir Cumhurbaşkanı şu ana kadar ne bir üniversite diploması sunabilmiştir, gösterebilmiştir, ne de bir tane sınıf arkadaşı çıkıp biz birlikte bununla üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okuduk diye beyanda bulunabilmektedir. Kaldı ki ortaya çıkan, bizim parti olarak da itiraz ettiğimiz ve davasını da yine açtığımız mevcut diplomalar dahi sahtedir. Çünkü 1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi'nden Tayyip Erdoğan 1981 yılında mezun olmuş görünüyor. Dolayısıyla maalesef sahteciliği kendine huy edinmiş bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız ve bu konuda da artık dava rekorlarının kırıldığı bir dönemde toplum cumhurbaşkanına hakaret suçlarıyla, davalarıyla sindirilmek istenmektedir. Biz şunu bir kez daha ilan ediyoruz. Ne Tayyip Erdoğan, ne başka birisi, kimse ama hiç kimse bizim doğru bildiklerimizi söylemekten, doğru bildiklerimizi hayata geçirmekten alıkoyamaz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Bir sonraki duruşmada 13 Aralık 2016. Arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.